Sayın seyirciler, Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren suikastçı Mert Altıntaş'ın tüm bağlantıları arkasında kimin olduğu bir bir ortaya çıktı. Hatta savcılık Büyükelçinin katilini Fethullah Gülen tanıyordu dedi. Suikastçının bilgisayarındaki silinmiş tüm dosyalar gün yüzüne çıkarıldı. Tam bir yıl önce tetiğe bastı suikastçı Mert Altıntaş. Rus Büyükelçisi Karlov'u öldürdü. Savcılık o katilin tüm bağlantılarını ortaya döktü. Hatta FETÖ elebaşı Gülen suikastçıyı, katili tanıyordu dedi savcılık. Ruslar hard diski didik didik inceledi. Tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın sildiği dosyalar deşifre edildi. Rus Büyükelçisi Karlov suikastindeki FETÖ parmağı kesinleşti. Rus Büyükelçi Karlov'un suikaste kurban gitmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Türk ve Rus yetkililer sır perdesini aralamak için ortak ve titiz bir çalışma yaptı. Altıntaş'ın bilgisayarındaki silinmiş dosyaları Rus heyeti özel teknik bir incelemeyle ortaya çıkardı. Hard disk üzerinde yapılan incelemede Altıntaş'ın sildiği dosyalar tek tek bulundu. O dosyalara verdiği isimler FETÖ bağlantısını da gözler önüne serdi. Fethullah Gülen dosyasında 2. hizmet başlıklı 690 klasör bulundu. Ekipler DH ve El-Kaide kelimelerini arattı. Ancak silinen dosyalarda o adlarda herhangi bir dosya yoktu. Suikastçı Altıntaş'ın bağlı olduğu zümre başkanının kim olduğu da aydınlatıldı. Eğitimci ve baylok kullanan şüphelinin FETÖ davasında yargılandığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov cinayetinin arkasında FETÖ olduğunu kesin olarak belirledi. Polis Altıntaş'ın hedef saptırmak için El-Kaide mensubu gibi davrandığının altını çizdi.